Galatasaray'ın rakibi belli oldu. Sıcak gelişmeyle başlayalım. Bu rüya diyarından Barcelona rüyasına gidelim. Ne diyorsunuz Barcelona eşleşmesi için? Efendim inanmayacaksınız. Sabahleyin Hürriyet gazetesini şöyle bir karıştırıyorum. Baktım kurallar çekiliyor. Galatasaray seri başı diye. Seri başlarını bir liste yazmış. Seri başı olmayanları bir liste yazmış. Galatasaray seri başı. Barcelona seri başı değil. Adını belki ilk defa duyduğum takımlar da var. Şimdi neticede bu 3. Avrupa Ligi. Şampiyonlar Ligi 1. Avrupa Ligi 2. Konferans Ligi 3. kümesi oluyor Avrupa'nın. Orada Barcelona var. Kafamdan dedim ki inşallah Barcelona çıkar. Neden böyle dedim? Çünkü Galatasaray'ın hali meydanda. Yani bu döküntü Barcelona'yı bile yenecek hali pek yok. Öbürlerinden birine yenilirsek iyice rezil olurlar. Ama Barcelona'nın hiç olmazsa adı var. Yenilirsek yarın bir gün ya neticede Barcelona yenildik olur. Ama yenersek ki yenebiliriz de. Çünkü onlar da bizden iyi durumda değil. Felaket haldeler. Yenersek neticede de Barcelona'yı yendi olacak. Tarihi öyle geçecek. Galatasaray Barcelona maçları. Şu kadar kere Barcelona kazandı, bu kadar kere Galatasaray kazandı. Demeyecekler ki Messi'li Galatasaray'a onun adı Barcelona. Onun için iyi bir kura Galatasaray adına. İlk maçta İspanya'da. Talihli bir kura. Barcelona'dan korkmanın gereği yok. Yani Galatasaray'a biraz güvenim olsaydı ve hocasına turu geçmemiz kesindi. Düşünebiliyor musun? 3. ligde Galatasaray'ın seri başı olduğu bir kurada dahi seri başı olamayan bir Barcelona var karşımızda. Şampiyon kulüplerde değil, UEFA Ligi'nde değil, 3. ligde orada da seri başı değil. Grubunu birinci bitirememiş. İyi. Çok talihli bir kura. Sonu ne olursa olsun. Şimdi kurayı değerlendirirken cümle arasında Galatasaray'a ve hocasına güvenebilseydim dediniz, evet. Ki bu hafta Göztepe'yi yenince Galatasaray tam tersi ifadeler vardı Galatasaray'a yönelik. Ama efendim, siz farklı bir pencereden bakıyorsunuz. Efendim ki. Türkiye Cumhuriyeti spor yazarlığı skor yazarlığı üzerinde kurulmuştur. Skor yazarlığı. İki tane penaltı attı diye. O ne? Gobis. Hayır, at kuyruğu saçlı Fener'dir. Sandırbor, maskeli. Dursun. Evet. Serdar Dursun. En büyük gazetelerimizden birinde Fenerbahçe golcüsünü buldu. Ne yapmış? Maç boyu iki tane penaltı atışı yapmış o kadar. Bunun başlığı Fenerbahçe golcüsünü buldu. Bana sorarsan Serdar Dursun'un penaltısı hakikaten manşetlik bir penaltıydı. Yaptığı çirkinlik ve ayıklık yüzünden. İkinci penaltıyı alay eder gibi kaleciyle attı. Hiçbir futbolcunun böyle bir rakibiyle alay etme şeyi yok, hakkı yok. Havaya zıplayıp düşerken yani bir tane gazetede bunca imzalı yazılar var. Ya Serdar ayıp ettin. Hayır. Birisi diyor ki Fener golcüsünü buldu. Öbürü diyor ki ta Süleyman Seba zamanında kalmış o ayıp. Şey vardı, slogan vardı. Onu uygulamışlar. Ali Koç gitsin, Serdar dursun. Ama bunları yazanlar durmasın artık Türk Spor Basını'nda. Göztepe maçında ne oyun oynadı Galatasaray? Tarihin en kötü Göztepe'si. Küme düşme üzere oynayan bir Göztepe'ye karşı Galatasaray ne oynadı da? İyi yolda denildi. Yani.
Torrent içinde. Adam gene aynı şeyi söylüyor. Sahaya çıkardığı takıma ben karışmam. Neticede futbolcularla gece gündüz beraber olan o. Antrenmanları yaptıran o. Antrenmanlardaki taktik çalışmaları yapıyorsa tabii yaptıran o. Sahaya çıkardığı takıma ben karışmam. Benim eleştirmen olarak gözüm kenardan maçı nasıl okuyup nasıl müdahale etti. Bu adam geldiğinden beri gözleri kapalı. Okuma yazması yok. Ben eski Türkçe bir yazıya nasıl bakıyorsam, Türkçe olduğu halde, o da maça öyle bak. Hiçbir şey anlamadım. Yaptığı değişikliklerin %80'i yanlış, %100'ünün de zamanı yanlış. Şöyle bir hoca var Galatasaray başında. Neden? Çünkü adam hiç doğru dürüst sahanın kenarında durup takım yönetmemiş ki. Onun işi hani işte Guardiola'nın yardımcı kadrosundaymış ya. Guardiola ona hangi görevi verdiyse onu izleyip sadece Guardiola'ya bu konuda şey vermek. Rapor vermek. Diyecek ki Cüneyt'in soruları çok güzel ama Hıncal cevap verirken kıvırıyor. Ama programcı değil. Bu programı nasıl yükseltiriz? Kimden vazgeçmemiz lazım ya da hangisini tembih etmemiz lazım antrenmanlarda? Diyor ki çok antrenman yaptırıyormuş. Fiziği çok iyiymiş Galatasaray. Hangi fizik? Bakın bakalım koşu mesafelerine. Göztepe ne kadar koşmuş, Galatasaray ne kadar koşmuş. Bana kimse tabelayan gelmez. Tabii tersi olsa büyük facia olurdu. Çünkü bu neticede bir 6 puanlık bir maç. Çünkü ikisi de düşme hattına yakın. İkisi de henüz kurtarmış değil. Kaybetse Galatasaray rakibine, küme kalma yolundaki rakibine kaybetmiş olacak. O yüzden 6 puanlık maç. Göztepe 3 alıyor, kendi 3 kaybediyor. Tabii. Aynı bu haftaki Çaykur Rizespor maçı gibi aslında bir bakıma.